Evet arkadaşlar, bugün size oturtma tarifi vereceğim. Patlıcan oturtma. Bayıldının bir değişik çeşidi. Burada suyum var. İçine böyle tuzunu atacağım. Patlıcanların kararmasını engellesin arkadaşlar. Patlıcanlarımı şimdi soyacağım arkadaşlar. Halka halka doğrayıp suyun içine atacağım. Bismillah diyerek başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oturtmamızın iç malzemesini hazırlayacağım şimdi. 3 tane büyük soğanım var. Ufak ufak doğrayacağım. 1 tane biber doğrayacağım. 2 domates rendeleyeceğim. Kıymam, biber salçam, sıvı yağ, tuzumu ekleyeceğim arkadaşlar. İç malzemeyi hazırlayacağım. Ondan sonra patlıcanlarımı bir güzel yıkayacağım. Tekrar tuzu suyu gitsin. Kurulayacağım. Ve onları da kızartacağım arkadaşlar. Aşama aşama yemeğin bütün tarifini vereceğim size. Soğanlar bitti dedim ama gözüme az geldi. Bir tane daha soğan ilave ettim. 4 kafa soğan koydum arkadaşlar. Ve bir diş de sarımsak. Ufak ufak doğrayacağım. Onu göstermek için videoyu tekrar açtım arkadaşlar. Eksik olmasın. Şöyle ufak ufak çenttim onu. İster rende yapın, ister benim gibi şöyle ufak ufak doğrayın. Sarımsak da lezzet katıyor. Şöyle bir diş, büyük bir diş arkadaşlar. Doğradım. Bunu da ilave ettim. Ateşe götürüyorum arkadaşlar. 4 kafa soğan doğradım. 1 tane biber. Evet arkadaşlar, ocağımızı altını yaktık. Soğanlarımızı bir güzel koyduk ateşe. Burada 2 tane domatesi rendeleyeceğim. Kıymam, salçam, tuzu, sıvı yağ dökeceğim şimdi arkadaşlar. Güzelce kavuracağım. Patlıcanlarım da tuzlu suda arkadaşlar. Daha onları çıkarmadım. İç malzemesini hazırlayayım. Ondan sonra o aşamaya geçeceğim arkadaşlar. Soğanlar kavrulmaya başladı. Bayağı bir kavuracağım onları. Sonra tüm malzemeleri ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, soğanlarımız bayağı eridi. Şimdi salçasını vereceğim arkadaşlar. İki kaşık salça arkadaşlar. Sapını tutmadığım için rahat karıştıramıyorum arkadaşlar. Kıymasını verdim arkadaşlar. Güzelce kavuracağım arkadaşlar. Tuzunu da verelim. Şöyle. Karabiber arkadaşlar. İyi gider. En son domatesi vereceğim arkadaşlar. Kavurma işlemi bitsin. Ondan sonra. Arkadaşlar, iç harcımız oldu gibi. Soğanını güzelce kavurdum. Arkadan salçasını verdim. Kıymasını verdim. Tuzunu, karabiberini. Bir güzel kavruldu. Şimdi domatesini veriyorum arkadaşlar. 2 tane domates rendeledim.
Domatesiyle de biraz pişirecek. Çok lezzetli bir iç ağaç. Evet arkadaşlar, bu iş tamamdır. Patlıcanlara gideceğim. Onları bir güzel siyah suyundan arındırıp süzeceğim, yıkayacağım, kurulayıp kızartmaya başlayacağım arkadaşlar. Burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Ama böyle bir 5-10 dakika domatesiyle pişecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, siyah suyunu saldı patlıcanlar. Yarım saati geçik, suda tuttum, tuzlu suda onlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, patlıcanlarımız tuzlu suyundan, siyah suyundan arındırıyor. Buradan alıp yıkayıp tekrar buraya koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımız kızarıyor. Burcamımız burada yıkandı, hazırlandı. Sosumuz burada. Çok şahane bir patlıcan oturtma oluyor arkadaşlar. Daha da bir sürü patlıcanımız var. Kaba da fazla gelecek. Kızartıp derin dondurucuya atarım geri kalanını arkadaşlar. Hazır olur. Şimdi kullandığım kadar kullanıyorum. Patlıcan oturtmamızın patlıcanlarını kızarttım. Şimdi sosunu koyacağım arkadaşlar. Bunlar da fazla. Bunları da kızartıp soğuduktan sonra derin dondurucuya kaldıracağım arkadaşlar. Hazır olacak. Bir dahaki sefere derin dondurucudan çıkarıp yapacağım arkadaşlar. Böyle aynı bu şekil yapıp poşetlere koyduğunuz zaman soğutup kışın kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sosum da harika. Şöyle sosumdan alıyorum. Bir kaşık biber salçası koydum. Sosu için tekrar. Az biraz su. Bunu güzelce eriteceğiz arkadaşlar böyle. Yemeğimizin üstüne dökeceğim. Kaynatılmış su arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patlıcan oturtmamız bir güzel pişiyor gördüğünüz gibi. Burada bir sos yapacağım. Biberlerini kızartıyorum, üstüne sos olarak koyacağım arkadaşlar. Bunlar da geri kalan fazla malzemelerim, derin dondurucuya atacağım. Bunları üstüne ilave edeceğim. Şahane mi şahane bir yemek oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar, lezzet kadar görünüş de önemli. Bunları da süt için üstüne biber kızarttım. Patlıcan oturtmanın. Biraz da domates atacağım arkadaşlar tavaya. Bunları da bir güzel şöyle yağda lezzetlendireceğim. Süt olarak yemeğimin üstüne koyacağım arkadaşlar. Ve yemeğim de gördüğünüz gibi kaynıyor arkadaşlar. Harika bir yemek olacak. Bunlar da yemeğimin hem süsü olacak hem lezzetli olacak arkadaşlar. Biraz biber kızarttım. Biraz da domates arkadaşlar. Tuzunu da attım. Lezzetlensin. Burada da yemeğimiz pişiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Patlıcan oturtmamız arkadaşlar. Biraz uğraştırmalı bir yemek ama değer. Lezzetine değer.
Evet arkadaşlar, patlıcan oturtma yemeğimiz olmuştur. Birebir tarifini verdim arkadaşlar size. Lezzetli bir yemek. Tavsiye ederim arkadaşlar. Yapan herkese afiyet olsun.